Mustafa Balbay, avukata yeşil pasaport, baroya kırmızı kart. Yargının bütün kurumları tüketildi, sıra barolara geldi. Hakim ve savcıların bağımsız karar vermesi cesaret istiyor. En hafifinden sürgünü göze almaya gerektiriyor. Geriye savunma kalıyor. Avukatlar bu bağlamda adaletin kilit taşı. Bir avukat savunma sorumluluğunu yerine getirirken biliyor ki arkasında baro var. AKP bu bağımsız kendi yöneticilerini kendisi seçen örgütlü gücü istemiyor. Şöyle bir yorum yapılabilir. Sonuçta kararı hakim verecek. Tek başına avukat ya da avukat grubunun Türkiye koşullarında yapabileceği sınırlı. İlk bakışta mantıklı gibi gelse de savunmanın işlevi mahkeme salonuyla sınırlı değil. Baronun görevi sadece avukatların özlük haklarını korumak değil, toplumun da her türlü hakkını savunmak, dile getirmek. Kazalarında, ağaç kıyımında, Karaman'da, çocuk istismarında, Adana Alaçam'da, yurt yangınında, kadın cinayetlerinde toplumun vicdanını kanatan her olayda barolar kurumsal olarak müdahil oluyorlar. Gerektiğinde davanın doğrudan tarafı oluyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasaların yapılmasından sorumluysa barolar da önemli ölçüde uygulanmasını denetliyor. Yanlış bulduğuna müdahale ediyor. İşte baroların bu işlevini ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu yargının üçüncü ayağını da iktidar gölgesine sokma hırsıyla bitirmek demek. Barolar buna hayır demek için yollara düştü. Türkiye'nin 80 ilinden 4 gün önce yola çıkan bora başkanları önceki gün akşam saatlerinden itibaren Ankara'ya gelmeye başladı. Dün buluşup anıt ziyaret edeceklerdi. Daha şehre girerken engelleme başladı. Polislerin şu talimatı aldığı anlaşılıyordu. Hangi koşulda olursa olsun kesinlikle yürüyüş yapılmasına izin vermeyin. Her türlü müdahale serbest. Aynen bu uygulandı. Sadece baro başkanlarının birer metre arayla yürümesine bile izin verilmedi. Dün tarihi bir gündü. Dün parti devlet yönetiminin yargının en önemli kurumunu başkente sokmadığı gündü. İktidarın getirmek istediği değişikliğin özü şu. 2000 avukat imza toplayıp ayrı bara kursun. Öyle bir durumda 43 bin üyeli İstanbul'dan potansiyel olarak 21 baro çıkar. 18 bin üyeli Ankara'dan 9-10 bin üyeli İzmir'den 5 baro çıkar. Her siyasi eğilim bir bara kurarsa ne yapacaksınız? Bunun sonuçlarını düşündünüz mü? Düzenleme geçerse avukat diyelim ki iktidara yakın bir barodan, dava nasıl sonuçta nasıl sonuçlansın bu gölge olacak. Tabi bu kimine gölge, kimine şan. Orada adalet dağıtılmaz, adalet dağılır. İktidar Ocak 2020'de 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport vererek bir adım attı. Devamında görüyoruz ki tek tek avukatlara yeşil pasaport ama barolara kırmızı kart. Türkiye Barolar Birliği'nin tarihi, hukukun üstünlüğüne dayalı duruşlar göstermiş sayfalarla doludur. 12 Mart süreci, 9 Ekim 1971'de Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili idam kararı verirken mecliste oylanması gerek. Ardından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın önüne gelecek. O süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Faruk Erem idamın niçin bir ceza olmadığını, meclisin gerçekte ne yapması gerektiğini ortaya koyan bir hukuk abidesi niteliğinde mütalaa hazırlar. İdamın telafisinin imkansız olduğunu, mecliste oylamanın aslında idamı onamama zemini olarak görülmesi gerektiğini anlatır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı hepimizindir. Toplumun adalete ulaşma hakkına sahip çıkar. Kıymayın, yarın size de lazım olur.